donanımıyla koronavirüs aşısı yaptırılması arasında bir ilişki yok. İngiltere'nin ya da Rusya'nın söylediklerinin bir anlamı yok. Burada sadece bir miktardan da bahsetmiyoruz. Hani süreden de bahsetmişler. Siz aşıyı olduğunuz gün zaten alkolden uzak durursunuz. Çünkü aşının ister istemez bir etkisi oluyor. Bu etki bir kırıklık, halsizlik hali yaratıyor. Bu durumda alınmasının doğru olmaması bir olasılıktır. Fakat sonrasında 6 hafta öncesinde şu kadar süre, bunun bilimsel olarak da bir karşılığı yok. Pratik olarak da, biyolojik olarak da bir karşılığı yok. Yani alkol içmek hemen aşılandıktan 2 gün sonra, ertesi gün bu aşıyla etkileşmez efendim. Bir şeyi daha özellikle vurgulamak lazım. O da ne miktarda aldığınız. Bir Rusya'nın içme paterni ile İngiltere'nin içme paterni birbiriyle tutmaz. İngilizler işte bir iki tane bira içiyorlardır ama Rusların tükettikleri alkol gerek yoğunluk açısından gerekse özellik açısından diğer ülkeyle karşılaştırılamayacak değerde. Bilimsel otorite karşılaştırmayı yaparken bunun bir gramıyla bir litresinin aynı olmadığını da dikkate almak zorunda. Dolayısıyla ortalamada baktığınızda evet İngiltere'nin varsayımı doğru ve bizim için daha fazlasıyla geçerli. Bizde insanların zaten çok ciddi bir alkol tüketim alışkanlığı yok. Mevcut olan alışkanlık da aşıyla etkileşmez.